Kedilerde kusmaya neden olan faktörler nelerdir? Haydi hep beraber bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Kusma iyi bir savunma refleksidir. Bozuk gıdalarla alınan toksinlerin vücuttan dışarıya atılımını sağlar. Ve biz de bu kritik noktayı bildiğimiz için bazı gerekli durumlarda kedimizi kusturma yoluna gideriz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım vardır. O ayrım ise şudur arkadaşlar. Her ağızdan çıkan içerik kusma olarak değerlendirilebilir mi? Hayır. Bu yüzden kusmanın ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlamamız, veteriner hekimimize de doğru düzgün bir şekilde bilgi vermemiz çok kıymetli. Kedinizde kusmadan önce muhtemel olarak 4 klinik belirtiyi görürsünüz. Birincisi arkadaşlar huzursuzluk, ikincisi ilgisizlik, üçüncüsü saklanma, dördüncüsü ise salivasyon. Salivasyon dediğimiz tükürük salgısının artmasıdır. Ardından karın kaslarının kontraksiyonuyla karakterize seslerin eşlik ettiği pompalama hareketi görülür. Şu an ekrandan izlemiş olduğunuz görüntüde bir kedinin kusma öncesi karın kontraksiyonları, karın hareketleriyle alakalı bir noktayı görmektesiniz. Bu hareket mutlaka olması gerekir arkadaşlar. Bu hareket yoksa kusma şekillendi diyemeyiz. Regürgitasyonla alakalı bir noktaya yoğunlaşmamız gerekebilir. Şimdi sizlere kedilerde sıklıkla kusmaya neden olan faktörlerden, nedenlerden bahsetmeye çalışacağım. Birincisi ani mama değişiklikleri. Kediniz bir mamaya alıştıktan sonra başka bir mamaya hızlı bir şekilde geçiş yapılmaması gerek. Kedilerin neden tüy döktüğü ile alakalı bir video hazırlamıştım. Onun içerisinde mamaya nasıl bir şekilde, farklı bir mamaya nasıl bir şekilde geçmeniz gerektiği ile alakalı bir program uygulamıştım. Dileyen arkadaşlar oradan bunu daha detaylıca izleyebilirler. Fakat burada mamayı alıştıra alıştıra vermeniz ve belirli bir süreye yaymanız gerektiğini unutmamanız gerek. İkincisi fazla mamayı hızlı bir şekilde tüketmesi. Kedinizin sindirim sistemi hızlı mamaya karşı tepki oluşturur ve kusma şekillenir. Bu durumlarda da az bir şekilde ve sık bir şekilde mama vermeyi öneririm sizlere. Üçüncüsü mama sonrası fazla su içilmesi. Bu durumlarda fizyolojik kusma şekillenir. Genel itibariyle normaldir. Fakat şunu yaparsanız çok daha iyi olacağını unutmamanız gerekir. Mama yedi, belirli bir süre geçtikten sonra suyunu verirseniz bu onun kusmasıyla alakalı bir faktörü ortadan kaldıracağını unutmamanız gerek. Dördüncüsü mama sonrası hemen oyun oynanması. Biliyoruz ki kedinizi çok seviyorsunuz ve oyun oynamaya dayanamıyorsunuz. Fakat yemek yedikten hemen sonra kedinizi hızlı bir şekilde koşturmanız ya da oyun oynamanız kedinizde kusmaya neden olabileceğini unutmamanız gerekir. Bu sebeple hareketlerini kısmanız ya da daha hafif oyunlar oynamanız çok önemlidir, çok kıymetlidir. Beşincisi yabancı cisim yutulması. Kediniz herhangi bir oyuncağı ya da yenilmeyecek bir şeyi yuttuysa özellikle dikkat etmeniz gereken kısım şurasıdır. Dışkı çıkışı var mı yok mu? Eğer yoksa mutlaka veteriner hekiminize bildirmeniz gerektiğini unutmamanız gerek. Altıncısı yalanma. Kediler yalanarak temizlenirler ve yalanırken de ister istemez derisinden atılan tüyleri yutarlar. Bu durumlarda sindirim sistemine biriken tüy yumakları kusularak dışarıya atılır. Özellikle uzun tüylü kedilerin kediye sahip olan kişilerin daha fazla dikkat etmesi gerektiği unutulmaması gerekir. Ve yine bu şekilde bir kusmanın önüne geçmek istiyorsanız kedinizi taramayı ihmal etmemeniz gerekir. Düzenli bir şekilde tarayın. Hele ki uzun tüylü bir kediye sahipseniz. Ve bu kusmanın ardından 1-2 saat mama vermeyerek midesinin dinlendirilmesi çok kıymetlidir. Yedincisi bozuk ve düşük kaliteli gıda verilmesi. Kediniz gıda değeri olmayan ve bozuk gıdaları vücuduna aldıklarında toksinleri kusarak dışarıya atarlar. Ayrıca çiğ et ve kemikli et verilmesi ya da yoğun yağlı ve baharatlı gıdaların verilmesi de keza kedinizde kusmaya neden olabilecek bir faktör olduğu unutulmaması gerekir. Sekizincisi seyahat, travmalar ve tümöral oluşumlar. Denge organının devamlı uyarılıyor olması seyahat ya da deniz hastalığı dediğimiz santral kusma nedenleri arasındadır. Ayrıca yine kafatası travmaları, örneğin çarpma, düşme vesaire ve beyin tümörleri de kusmaya neden olabilen faktörler arasına girer.
Dokuzuncusu alerjiler, zehirlenmeler ve stres. Kedinizin herhangi bir maddeye karşı alerjisi söz konusuysa ona özgü mamalar almanız sizin için iyi bir tercih olabilir. Stres de yine kusmaya neden olabilecek bir faktördür. Örneğin aşırı bir şekilde ilaç tüketimi kedinizi stres altına sokabilir ve buna bağlı olarak kusmalar şekilleniyor olabilir. Zehirlenmelerde de yine kedinizin vücudu savunma refleksini ortaya koyarak o zehirlenmeye karşı kendisini korumaya çalışır. Ve son olarak 10. maddemiz ise enfeksiyonel hastalıklar ve aşılamanın yapılmaması. Solunum sistemi enfeksiyonlarının çok ilerlemiş hallerinde mukus birikimine bağlı olarak kusmalar şekillenebilir. Özellikle iç paraziter enfestasyonlara ve viral hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekir. İç paraziter aşılama ile sindirim sistemine yerleşecek olan parazitler engellenmiş olur. Ve böylelikle askerit ve tenya dediğimiz kurtların kusmaya neden olması engellenmiş olur. Ve yine viral hastalıklara karşı aşılamalar çok kıymetlidir. Özellikle panlökopeni dediğimiz herpes virüsler tarafından oluşturulan hastalıkta kanlı ishal ve kusma karakteristik bir bulgudur. Bu sebeple aşılamanın da çok kıymetli bir tarafının olduğu unutulmaması gerekir. Arkadaşlar, yeni doğan kedilerde sık bir şekilde kusmalar şekillenebilir. Bu onların midesinin kassel yapısının daha tam bir şekilde fonksiyonunu yerine getirememesinden ileri gelmektedir. Ve gayet normal bir durumdur. Bu yüzden fazla gıda alımını engellemeniz gerekir. Sık bir şekilde az az beslemeniz bu tür problemleri ortadan kaldıracağı unutulmaması gerekir. Kusmada dikkat edilmesi gereken ve veteriner hekiminizle paylaşmanız gereken kısımlar şunlardır. Birincisi gün içerisinde kaç defa kustuğu. İkincisi en son ne yediği. Üçüncüsü yemek yedikten kaç saat sonra kustuğu. Dördüncüsü kusmuğun rengi. Beşincisi kusmuğun kokusu. Altıncısı kusmuğun miktarı. Yedincisi içeriğin sindirilip sindirilmediği. Sekizincisi kusmukta kan olup olmadığı. Kanlı kusmalar genellikle zehirlenmelerden, tümöral oluşumlardan, solunum ya da sindirim sistemindeki herhangi bir yırtıktan şekillenebilir. Bu yüzden kan görüyorsanız mutlaka veteriner hekiminize bildirmeyi de unutmayınız. Bu maddelerin veteriner hekiminizle doğru bir şekilde paylaşılıyor olması veteriner hekiminizin işini kolaylaştıracaktır. Kedinizi kaliteli mamalarla beslemeye özen gösteriniz. Vermiş olduğumuz tavsiyeleri mutlaka dikkate alınız ve düzenli veteriner hekim kontrolleriyle aşılamaları ihmal etmeyiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.